İyi akşamlar. Type 2 ile Type 2 şeklindeki bir şarj cihazıyla şarj olan bir elektrikli aracınız varsa hangi markayı kullandığınız önemli değil. Size şu Feyree şarj cihazını paylaşmak istiyorum sizinle. Aliexpress'ten aldım ben bunu. Aliexpress'in de en çok satan şarj aletlerinden birisi. 3,5 kWh saatlik bir güç veriyor en fazla. Normal duvara takıyorsunuz. 3,5 kWh saat, yani ben bunu yazlıkla taktığımda altyapısı iyi olduğu için 16 ampere verebiliyor. 3,5 kWh saatle şarj ediyorum. Yani 10 saatte 35 kWh saat. Ama geçen arkadaşın iş yerine denedik ki bu videoyu onu koyacağım. Çünkü orada çekmek aklıma geldi. Altyapı çok iyi değilmiş oranın. 14,9 amper veriyordu en fazla. O yüzden de ve verdiği voltaj da düşüktü. O yüzden 2,5 kWh saatle şarj edebildik. Cihazdan dolayı değil, altyapıya. Altyapınız iyi değilse cihaz işinize yaramaz. Öncelikle altyapınızın 16 ampere destekliyor olması lazım. Şimdi bakın. Şurada power diyor. Şöyle göstereyim. Power, connect, ya bağlantıyı gösteriyor. Status, şarj ediyor mu yetmiyor mu? Bir de hata varsa burası kırmızı yanıp sönüyor. Şu anda tabii bir şey takılı değil. Şunu da göstereyim. Type 2. Kusura bakmayın, tripoda koyup çekmedim çünkü uzakta kalıyor. Bu detayları yakından gösteremiyorum. O yüzden biraz sallantılı olacak video. Bakın. Bir faz tabii ki. Zaten 3 faz veya 2 faz olsaydı şunların içinde de bakın demir olurdu. L2, L3 yazıyor. Bu bir faz. Normal duvardan 3,5 kWh saat hızlı bir şekilde şarj, aracınızı en hızlı şekilde şarj edebileceğiniz cihazlardan birisi. Bir fazdan. Amper ayarı var. Hani eğer altyapınıza çok güvenmiyorsanız ve altyapınızı zorlamak istemiyorsanız şuraya basıyorsunuz. Bakın. A'ya bastıkça şurası değişiyor. Görüyor musunuz? 8 oldu. 10. 13 amper. 16 amper. Voltaj şu anda mesela benim durduğum, şu andaki içinde olduğum binanın altyapısı gayet de iyi. 231 volta kadar veriyor. Yani şu anda burada arabayı şarj ediyor olabilsem, ki edemiyorum çünkü tabii ki 3. kattan arabaya uzatamıyoruz bir şey. Ne oluyor? 3,5 kW'la ben şarj edebilecektim. Ben bunu zaten İstanbul içinde kullanmıyorum. Çünkü şarj edecek yerim yok maalesef. Dışarıda yapıyoruz. Ancak işte İzmir'e yazlığa falan gidince orada kullanıyoruz. Ama 3 aydır kullanıyorum. Gidip geldim çünkü çok fazla. Uzun yolda bir kere çok güzel hayat kurtarır. Kalmadı diyelim. Gerçi şarj altyapınız şu anda Türkiye'de gayet iyileşti. Diyelim ki yok ama bulamadınız. Çok rahat. İstediğiniz her yerde gidip birinden artık rica edersiniz. Olmadı arabanızı bir dahaki şarj aletine gidecek kadar şarj edebilirsiniz. Tatile gittiniz, köyünüzde takın. Köyden tık yavaş yavaş fullesin. Yazlığa gittiniz, yazlıkta fullesin. Yani bu yanınızda böyle bir şey olması lazım mutlaka. Feyree'de zaten AliExpress'te en çok satan ürün bu. Çok da zaten güvenilir. Bunların ürünleri niyeyse diğer markalara göre, Çin markalarına göre pahalı. Adamlar iyi yapıyor zaten. Kalitesi falan iyi yani şöyle elinize aldığınızda. Bakın şöyle de göstereyim ben özelliğini. Ne diyor? 85 voltla 264 volta kadar destekliyor. AC'de zaten DC diye bir şey yok. Bunda. 16 amper maksimum. Çalışma sıcaklığı -30 ile artı 55 derece arasında çalışabiliyor. %5 ile %90 nem arasında. Frekansı da 50 Hz, 60 Hz. Bu Hz olayının farkını bir türlü anlamış değilim şimdiye kadar. Arkada da ışıkların ne anlama geldiğini gösteren bir kullanım kılavuzu gibi bir şey. Bunun kutusu var da ben o kutuyu kutudan çıkardım için böyle gösteriyorum size. Kutuyla geliyor yani, merak etmeyin. Çok basit. Tak, çalıştı yani, bu kadar. Takıyorsunuz araca ve gördüğünüz kapandı. Çünkü 3 dakikadan fazlaları konuşuyorum. 3 dakika boyunca taktığınız elektriği ve şarj olmadı. Şarj başlatmadınız, kapatıyor. Yani düşünün, yeriniz var, takıyorsunuz. Araç şarj oldu, çıkardınız. İlla bunu kapatmanıza gerek yok veya fiş çekmenize gerek yok. Bırakıyorsunuz oraya, asın oraya. Arkasında asma yeri var mı bunun? Bunun yok. Buna bir asma yeri yaptırmak lazım mesela bir yerde. Asma yeri yok, olsaydı iyi olurdu. Bırakın oraya bir yere. Ama fişten çıkarmanıza gerek yok. Kendi kendine kapanıyor. Gelince de takın tık diye arabanıza. Şöyle dokunun, düğmeye dokununca değil de tekrar yapınca, arabaya takınca çalışıyor. Yani düğmeye dokununca çalışmıyor tekrar. Ama arabaya takınca tekrar aktif oluyor. Tabii arabanın yanında olmadığım için gösteremiyorum şu anda. Kısacası ben çok memnunum. Taşınabilir, hızlı. Yani kendi muadillerine göre hızlı 3,5 kWh saat verebilen bir elektrikli araç şarj aleti arıyorsanız Feyree iyidir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Almak isterseniz de AliExpress'ten aldığım linki altına koyuyorum. Aslında Amazon Türkiye'de falan da var da onlar da yurt dışından getiriyor. Ve daha pahalıya geliyor. Karşılaştırın. Yani 4.500 liraya falan geliyordu bir ay önce Amazon Türkiye'de. Ben AliExpress'ten vergisi dahil 3.200 liraya almıştım. Öyle diyeyim size. Yine de almadan önce hem Türkiye fiyatını hem AliExpress fiyatını karşılaştırın. Yani cebinizden ne kadar az para çıkarsa o kadar iyi. Sonuçta ürün aynı ürün. Evet, her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.